Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir sohbet içerisinde olacağız. Gerçekten çoğunuzun hatta şaşırabileceği bir sohbet olacak. Hem biraz beni tanımış olursunuz, düşüncelerimi bilmiş olursunuz, hem de belki sizlerin kalbine dokunabilirim diye düşünüyorum. Her neyse. Öncelikle arkadaşlar, ülkede değil dünyaca çok zor zamanlar geçiriyoruz. Gerçekten koronavirüstü, işte çekirge selasıydı, yok gökten bir şey, bir taş gelecekmiş, dünya yayılacakmış gibi. Büyük felaketler içerisindeyiz. Büyük felaketler bizleri bekliyor. Bakıyoruz, ben çevreme bakıyorum, telefondan takip ediyorum. Herkes de ya çoğu goygoyunda, ya çoğu korkuyor. Çok korkan insan var, tedbir amaçlı. Hatta şöyle bir şey gördüm, haber, yalan haber mi bilmiyorum. Biri Arap sabunuyla yoğurdu karıştırıp içine yemiş mi? İğrenç. Yutmuş, içerisini temizlenmesi için hani koronaya karşı. Hakikaten çok şaşırdım. Umarım yalan haberdir ki bu bizim ülkemizde oluyor. Çoğu korku içerisinde, çoğu goygo içerisinde. Öncelikle biz sözde Müslümanız. Yani Rabbimden gelen her şey, tabii ki de tedbirimizi alacağız. Hani korunmamız gerekiyor. Hepiniz bunları söylüyorsunuz. Ama kaderimize inanıyorsak, kader de bizim bu hastalıktan öleceğimiz varsa, biz bu hastalıktan öleceğiz zaten. Hani bu kadar çok abartmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Hani kendi şahsınca. Bu kadar paniklemeye hiç gerek yok yani. Ben tedbir almıyorum. Eskisi bir tekrar geziyorum, tozuyorum. Yani maske falan almadım. Tabii ki de elimi yıkıyorum, elimi dezenfekte ediyorum. Ama kalkıp da bir kolonya yığını evimle bir şeyler doldurayım da bir korkum yok. Ne gelirse Rabbimden gelsin. Sadece şunu gördüm. Hani herkesin diyorum ya, bu telaşını görüyoruz mesela. Ama hiç kimse şunu konuşmamış. Ya Rabbim, kurban oldum. Hani bize bu felaketleri veriyor. Biliyorsunuz ki 2020 hakikaten felaketlere geldi. Yani ben şunu düşünüyorum açıkçası. Rabbim diyor ki beni anın. Yani o kadar çok çığırımızdan çıkmışız ki bence. Hani biz bu dünyaya amacımız, gelme amacımız belli. Hepimiz bu dünyanın nefsine kapıldık gidiyoruz. Hakikaten kapıldık gidiyoruz. Kimse kimse artık eskisi kadar yardım etmiyor. Herkes bir yarış içerisinde ve zaten teknoloji ilerledikçe hepimiz artık iyice koptuk. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ya şu sosyal hayat bitti ya. Yani artık sosyal medya her şey. Hani her şeyi sosyal medyada yapıyoruz. Sosyal medya çok güzel bir şey günümüzde. Bunu kullanmak çok zevkli. İyi yönleri de var iyilik akımından. Ama kötüleri de var. Hele ki TikTok. Yani TikTok kullanıcısıyım, giriyorum bakıyorum zaman geçsin diye oyalanmak için. Yani böyle şeyleri görmeden yaşamak daha mutlu olurum. İnanın bana, o kadar çok kötü şeyler var ki. Yani üzülüyorum ya. Hani gerçekten Rabbim o kadar sabırlı ki az bile yapıyor. Bakın gerçekten az bile yapıyor. Bence ben bu kadar felaketlerin gelmesine Rabbim diyor ki beni anın. Hani eski şeyleri bilir misiniz bilmiyorum ki, illaki bilirsiniz. Hepimiz dini araştırmışızdır. Tabii ki de doğduğumuz zaman anneden babadan okuldan aldığımız eğitimle dinle biliyoruz dini. Ama ondan sonrasında tabii ki de araştırmaya fırsatımız olmuştur. Çünkü biz de bir bireyiz. Her şeyi araştırmamız gerekiyor ki hani duyduğumuz şeylere inanmaktansa araştırır kendiniz inanmaktır. Tabii ki de bu araştırmanın dışarısında şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki dini araştırdıysanız eğer, şunu bilirsiniz ki Firavun zamanında Rabbim, tabi Firavun'un örneği şirk koşmaktı. Ama bizimki şirk koşmaktan ziyade Allah-u Teala bu dünyaya ibadet etmek için geldik ve ibadet etmiyoruz. Bu açık ve gerçek yani. Bir video izledim. O videodan ben çok etkilendim. Birazdan sizlere paylaşacağım. Sizlerle izleyeceksiniz. Gerçekten kalbime dokundu. Yani aslında ne biliyor musunuz? Bunların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Ama neden nefsimize yeniliyoruz? Ya neden? Mesela ben hep şey diyorum. Dinimizle alakalı çok şey konuşulmuyor. Mesela bir televizyon açıldığımız zaman dinden çok bahsedilmiyor. Yani dünya şeyin o kadar çok, hepimiz kapıldık, hepimiz gidiyoruz. Ama neden? Gerçekten nefsine hakim olmak çok zor. Hakikaten çok zor. Şu anki hele ki şu devirde çok çok daha zor oldu. Allah hepimize yardım, Allah hepimizin yardımcısı olsun gerçekten. Firavun zamanında Rabbim o kadar çok şey gösteriyor ki, felaket veriyor, uyarı veriyor, her şey veriyor. Hani benim varlığımdan haberiniz olsun diyor. Ama Firavun yine de inanmıyor. Bize de bu kadar felaket veriyor. Bizde de yine değişik bir şey. Sonra kıyamet gelecek diye korkuyoruz. Peki neden bir şey yapmıyoruz? Neden onu anmıyoruz? Bu hepimiz için yeterli arkadaşlar. Diyecek ki sen önce bir kendine bak, kendi hayatına bak. İşte sen önce bir, işte, vallahi ben kendi hayatıma bakıyorum.
kimsenin kul hakkına girmemeye çalışıyorum. Zina yapmamaya çalışıyorum. Haramdan uzaklaşmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Allah nasip ederse inşallah namaza da başlarım. İnşallah kurban olduğumuz Rabbim. Hatta bu videoda düşündüm ya. Dedim ki hani bu bir oyuncak değil. Başladınız mı gerisi gelmesi gerekiyor. Hani ben bugün başlayacağım derim, yarın gerisini getiremem. Bu benim için büyük bir ayıp olur. Büyük bir saygısızlık olur diye düşünüyorum. O yüzden büyük konuşmak istemiyorum. Mesela şey, geçtiğimiz günlerde çok neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Ülkede değil, dünyada çok kötü insanlar var. Geçtiğimiz günlerde bir şey yorum yapmıştım. Bir postun altına bir yorum yaptım. Birisi bana yazmış ki ben kimseyi kınamadım, kimseyi eleştirmedim. Sadece yazdığım tek şey şu. Bir kadın olarak bu görüntü çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Ece Erken olayını biliyorsunuzdur zaten hepimiz. Üzüldüm. Yani bir kadını o şekilde görmek beni üzdü. Bunu belirttim. Biri de kalkmış, birkaç insan yazmış zaten. Birisi de yazmış ki sen önce git bir kendi estetik yüzüne bir bak. Ben de senin estetik yüzünü görünce şok geçirdim yazmış. Şükürler olsun Rabbime. Estetik yok. Şükürler olsun Rabbime. Bu bir Allah'ın bana hediyesi. Vermiş olduğu bir hediye. Şükürler olsun Rabbime. Bize güzellik dışında nimetler, tatlar, zevkler vermiş ve biz bunun karşılığını bile vermiyoruz. Teşekkür bile etmiyoruz. Etmemiz gerekiyor. Bu videoda burada ömür boyu dursun. Ben ne zaman öleceğim bilmiyorum ama bu video hep burada dursun ve sizlere gelecek nesile eğer izlendikçe izlensin ki bazı şeyleri teşvik etmiş olun. Hani kalmasını istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. İnsanlar sosyal medyada gerçekten sosyal medya olmasaydı o kinleri nereye kusacaklardı? Nasıl kusacaklardı? Böyle bir kin kusma şekli yok. Lütfen yapmayın. Yani sözde hepimiz Müslümanız ama herkes birbirinin kalbini kırıyor. Belki başın kapalı, belki namazını kılıyorsun. Sen bunları yapıyorsun, ezbere yapıyorsun ki, bence ezbere yapmış, yapıyor olmalısın ki kalkıp da bir insanın kalbini kırabiliyorsun. Nasıl yatıyorsun ya? Nasıl yatabiliyorsun? Belki benim kafam kapalı değil, belki ben namaz kılmıyorum ama ben insanın kalbini kırmamaya dikkat ediyorum. Kendimi kırıyorum ama insanın kalbini kırmıyorum. Ha, ama siz bakıyorum kapalısınız, bakıyorum mutlu bir şekilde yuvanız var gibi gözüküyor. Ama insanlara kart ederek besleniyorsunuz. Nasıl Müslümanlık? Yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Lütfen kalp kırmayın. Yani ben gerçekten kalbim kırılınca uyuyamıyorum ya. Üzülüyorum. Yani siz başkasını üzmekten nasıl beslenirsiniz? Nasıl Müslümanız? Lütfen arkadaşlar. Gerçekten ben bu konuda çok üzülüyorum. Geçtiğimiz günlerde üzüldüm. Hak meselesi ya. Ve ben kalp kıran insanları asla, herkes affederim ama kalp kıran insanı affetmem. Yapmayın. Evet. Arkadaşlar biraz çok fazla uzun konuştum. Şimdi sizlere o videoyu bırakıyorum buraya. İzleyin. Sonuna kadar izleyin. Kalbiniz cız edecek biliyorum. Ama çok ben çok etkilendim. Gerçekten beni seven insanların, beni sevmeyen insanların bile bu videoyu izlemesini istiyorum. Gerçek dünyanın öteki tarafı olduğunu unutmayalım. Bunu bu şekilde diyorum. Onun dışında videoyu sizlere bırakıyorum. Ben çok etkilendim. Ben çok üzüldüm. Umarım sizler de etkilenirsiniz. Üzülmezsiniz ama tabii ki de. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Musa aleyhisselamın ümmeti. Ya Musa, Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun, bir gün misafirimiz olsun. Neyimiz varsa ikram etmeye hazırız dediklerinde, Musa aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur? Allah haşa yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa Kelimullah Tur-u Sina'ya çıkıp bazı münasahatta bulunmak istediğinde Allah tarafından şöyle nida alındı. Ya Musa! Neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun? Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasıl olur? Zat-ı uluhiyetiniz onların söylediklerinden beridir dedi. Allah, söyle kullarıma, onların davetine cuma akşamı geleceğim buyurdu. Musa aleyhisselam gelip kavmini durumdan haberdar etti. Hazırlığa başladı. Koyunlar, sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı.
Çünkü misafir gelecek. Olan ne bir vali, ne bir padişah, ne bir başka bir yaratıktı. Kainatın yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, akşamüstü uzak yollardan geldiği belli. Yorgun argın. Üstü başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip, "Ya Musa, uzaklardan geldim. Açım. Bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım," dedi. Hazreti Musa, "Acele etme. Hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah gelecek," dedi. Tabi adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler. Hala gelen giden yoktu. Neyse, ümidi kestiler. Hazreti Musa aleyhisselam taaccüp içindeydi. İkinci gün Musa aleyhisselam Tur'a gittiğinde şöyle hitap olundu. "Ya Musa, geldim. Açım," dedim. "Beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kavmin ağırladı." Bunun üzerine Musa Kelimullah, "Ya Rabbi, bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Allah değildi. Bu nasıl olur?" dediğinde Cenab-ı Allah, "İşte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyuracaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni göndermiş oldunuz," buyurdu. İşte Allah rızası için ikram etmek, Allah için vermek, gelen misafiri Allah'ın misafiri görmek, Allah'a yapılmış gibi kabul oluyor.